Herkese merhaba. Ben ProCom Teknoloji Teknik Destek Mühendisi Alper Aşçı. Webinarımıza hoş geldiniz. Yaklaşık yarım saatlik bir webinar olacak. Webinarımız kaydediliyor şu anda ve sonrasında YouTube kanalımızda paylaşılıyor olacak. Tüm katılımcıları da webinar sonrası kayıtla ilgili olarak mail gönderilecek. Böylece linki kolayca görüp tıklayabilirsiniz. Webinar esnasında chat kısmına yazabilirsiniz. Herhangi bir ses sorunu olur ya da sorunuz olur. Webinar, sorusu, webinar sonunda da soru cevap kısmında bunlar üzerine konuşuyor oluruz. Webinar sonrasında webinarla ilgili ya da pazarlamayla ilgili herhangi bir konuda marketing.procomteknoloji.com'a yazabilirsiniz. Bugünkü webinarımızın içeriği UCM63 serisinde sıcak yedeklilik. Öncelikle içeriğimize bakalım. E webinarımızın içeriği öncelikle sıcak yedekliği destekleyen modellerle başlıyor. Daha sonra bu sıcak yedekliğin e, network topolojisine bakacağız. E, ardından sıcak yedeklik yapılandırma adımlarına bakacağız. Sıcak yedeklik ayarlarımızın menüsünü inceleyeceğiz. Daha sonra bu ayarların açıklamalarını yapacağız. E, ardından sıcak yedeklikte o ayar e, sekmesinin yanında durum ve log sayfaları var. Bunların ne işe yaradığına bakacağız. Bunlar açıklıyor olacağız. E ardından sıcak yedekli 4-bit port durumunu nasıl kontrol edebileceğimize bakacağız. E daha sonra sıcak yedeklik LCD ekran görünümünde nasıl gözüküyor e, santral üstünde bunu göreceğiz. Ardından arayüz eğitimiyle devam edeceğiz ve daha sonra webinarımızı tamamlayacağız. Öncelikle UCM63 serisine sıcak yedekliği destekleyen modellerle başlayalım. E, UCM63 serisinin tüm modelleri sıcak yedekli destekliyor şu anda. E, yazılımsal olarak e, yapılmış bir model. E, burada e, önemli olan şey e, UCM63 serisinde firmware'ın 1.0.9 veya daha yukarısında bir firmware içermesi gerekiyor. Hemen sıcak yedeklik e, network topolojisine bakalım. Burada e, fotoğrafta görüyorsunuz primary ve secondary olmak üzere iki adet UCM'imiz var. Bu UCM'ler birbirlerine Heartbeat portuyla bağlı daha sonra bu UCM'lerin kendi webine eriştiğimiz e, IP'leri dışında bir sanal IP tanımlayacağız. Ve bu sanal IP'den bu UCM'lere e, telefonlarımızı, işte, SIP hesaplarımızı register edeceğiz. Şimdi sıcak yedeklilik yapılandırma adımlarıyla devam edelim. şimdi fabrika ayarlarında iki yeni UCM 63'te sıcak yedekliliği yapılandırmak için şu adımlar yapılmalıdır. Öncelikle her iki UCM'in aynı model olması gerekiyor. Ee, biz birazdan arayüz eğitimi yaparken UCM 6302 modelini kullanacağız iki adet. Ve e, yazılım sürümlerinde aynı olması gerekiyor. İkisinin üstünde de göstereceğim birazdan 10910 e, firmware var. E, şimdi e, aynı lokasyonda bağlantıları düzgün bir şekilde yapılmış. Yani Hurtbit'lerle birbirleri bağlanmış. E, network ayarları da santralin root ya da switch modunda statik IPS sahip. E, santrallerimizde HA'yı e, yapılandırmalarını yapabiliyoruz. Yalnız HA şu anda e, network ayarlarından santrallerimizi dual modunda kullanıyorsak e, HA dual modunda desteklenmiyor şu anda. E, öncelikle etkin bir cihaz seçmemiz gerekiyor bu iki UCM arasından. <laughs> e, eğer zaten halihazırda hazırda bir UCM'iniz varsa, yapılandırılmış bir UCM'iniz varsa bunu etkin cihaz olarak seçebilirsiniz. Ee, bu UCM'e etkin cihaz seçtikten sonra işte oraya e, ikinci bir UCM bağladığınızda onu da pasif olarak kullanabilirsiniz. Etkin UCM'imizin yine web arayüzüne giriyoruz. Orada sistem ayarlarının altında HA sayfasına gidiyoruz. Eğer Türkçe kullanıyorsanız e, sayfanın adı Mevcudiyet. Mevcudiyet sayfasına gitmeniz gerekiyor. HA'yı etkinleştirdikten sonra bu etkin yüzyemizi e, istasyon türünü primary olarak yapılandırıyoruz. Daha sonra altında da bizden birkaç ayar istiyor. Onları birazdan inceleyeceğiz. Onları da yapılandırıyoruz. Ardından e, bu yüzsemaa diyelim e, etkin yüzemizi yüzsemaa'da HA ayarlarını kaydediyoruz ve yüzsem kendiliğinden yeniden başlayacaktır. Ve normal bir şekilde başlığından da emin olmamız gerekiyor. Kontrol etmemiz gerekiyor. Daha sonra diğer yüzsemize giriyoruz. Buna da eee statik IP'sinden erişiyoruz. Bu e, diğer UCM'imizde de aynı Primary UCM gibi bunu da Secondary UCM olarak yapılandırıyoruz ve kaydedip e, yeniden başlatıyoruz ve yeniden başladığında doğru bir şekilde başladığından emin oluyoruz. Bu ayarlar yapılandırıldıktan sonra artık HA özelliğini iki UCM'de de kullanabiliyoruz. E, HA'nın aktiflik durumunu yani bu sıcak yedeklerin aktiflik durumunu UCM'lerin LCD menüsünden veya o yine sistem ayarları HA sayfasında durum kısmından görebiliyoruz. Şimdi o e, UCM 63 serisi santralimizin sistem ayarlarında HA sayfasını açtığımızda HA ayarları geliyor. E, bu HA ayarları bu şu, şu fotoğrafta gördüğünüz e, şekilde. Burada bazı ayarlamalar yapmamız gerekiyor ama ayarlamalara geçmeden önce bu menünün bakalım neler e, tanımlamamız gerekiyor. Bunlara bakalım. Öncelikle HA enable butonu var. Burada HA sistemini etkinleştirip devre dışı bıraktığımız e, kutucuk. Onun hemen altında Force Switch e, sekmesi var. Force Switch'te de e, kendimiz manuel olarak oraya bastığımız zaman, o Switch butonuna bastığımız zaman e, HA aktifse santraller birbirler arasında HA değişim yapacaktır. Yani sıcak yedeklik devreye girecektir manuel olarak. E, bir altında da HA istasyon türü ayarımız var. HA istasyon türü de az önce anlatırken bahsettiğim gibi primary ve secondary olarak yapılandırıyoruz. Primary olan aktif HEA'miz oluyor başlangıçta. Secondary olan stand konumunda sıcak yedeklik bekleyen santralimiz oluyor. Burada önemli olan bir husus HA sanal IP diye bir ayar var. HA cluster IP. Bu santrallere eriştiğimiz o iki IP'nin dışında bir üçüncü bir IP ve bu IP'den tip hesaplarını register edeceğiz. Bu IP'yi kullanacağız. Yani ikisinin ortak IP'si diyebiliriz. Eğer cihaz IP'sini de burada e, primary yapılandırıyorsak secondary'nin IP adresini ve altında da MAC'ini yazıyoruz. Secondary e, UCM yapılandırırken de primary'nin IP adresini ve MAC adresini yazıyoruz. Daha sonra Heartbeat Port'umuz var yani sinyal bağlantı noktamız var. Bu Heartbeat Port numarasının, e, default'ta 9527 gelir, bu Heartbeat Port numarasının iki santralde de aynı olması gerekiyor e, Heartbeat'ten haberleşmeleri için. Atımı zaman var e, Heartbeat Port'unun. Burada bu e, HEA'nın çalışmasındaki geçiş süresidir. 3 ve 10 saniye arasında bir değer girmemiz gerekiyor. Minimum 3 saniye girebiliyoruz. E, ve altında da yazılım arıza anahtarı kutucuğu var. Eğer bu kutucuğu işaretlersek de e, sıcak yedeklik aktifse e, primary cihazımız yani sıcak yedeklik üstünde aktif olan kullandığımız cihazımızda herhangi bir yazılımsal arıza tespit etmesi durumunda santral e otomatik geçiş yapıyor. Şimdi HA ayarları sayfası bu şekildeydi. Bir sonraki sayfada... E, HA Statüs ve HA Log var aynı e, HA menüsünün altında. HA Log kısmında, e, HA'nın işleyişini görebilirsiniz. Backup'ın tamamlandığını ya da Failover yani Santa failover Log kısmında da geçiş yaptığını... bunların saat kaçta geçiş yaptığı gibi bize bir log bilgileri veriyor bir diğer alt menümüz ise HA status. HA status'te de durum bilgisini görüyoruz. HA status'ınızda normalde dual olarak yazması gerekiyor ve durumun idle olması gerekiyor. ve burada da MAC address of current UCM dediği kısımda ise HA'nın aktif olduğu UCM'in MAC adresi yazar ve altında da durumunu söylüyor. Diyor ki HA'mız aktif diyor. HA status beşten de bunları kontrol edebiliyoruz. Evet bir sonraki e, içeriğimiz sıcak gerekli heartbeat durum bilgisi. Şimdi iki e, aynı model UCM63 e, serisi aynı model cihazı heartbeat portlarından birbirine bağlıyoruz. Birbirine bağladığımızı e, UCM63'ün yine web arayüzünde sistem durumunda dashboard'ta yani pano'da burada gördüğünüz gibi heartbeat kısmında bağlı olarak görmemiz gerekiyor. E, sıcak yedeklik aktifken ayarları tamamlandıktan sonra e, santrallerimizin ekranları şu şekilde gözükmelidir. Burada üstte görüyorsunuz HA aktif diyor. Bu diyor ki bu santralde HA aktif şu anda. Diğer santral ise HA standby konumunda. Yani sıcak yedeklik devreye geçtiğinde bu standby'a geçecek. Daha sonra değiştiklerinde diğer aktif tarafta standby'ı e, standby tarafında aktif göreceksiniz. HA'nın çalışma LCD ekranından izlemek için. Şimdi arayüz eğitimiyle devam edelim. Ee, hemen biz santralimizin arayüzüne geçelim. Evet santralimizin arayüzünü görüyorsunuz sanırım şu anda. Ee, santralimizin arayüzünde öncelikle dashboard ekranından bir kontrollerimiz yapalım. Santralimizin arayüzüne eriştik. Earthbit portları birbirleriyle haberleşiyor. Earthbit Connected diyor. Standlarımızın modeli 6302. Diğer e, standby konumunda bekleyen standlarımızın modeli de aynı model 6302. System Information kısmından standlarımızın versiyonunu görebilirsiniz. Standlarımız 1.0910 versiyonunda. HA'nın desteklediği bir versiyon. Hemen o zaman sistem ayarları kısmında HA'ya gidiyorum. Ve gerekli ayarlarımı yapılandırıyorum. Öncelikle ne demiştik? High Available Enable butonumuz vardı. Bu butona bastığınız zaman aşağıdaki menü açılır. E, force switch'imiz vardı. Buna bastığım zaman ben az sonra testini yapmak için basacağım ve diğer e, santralimize geçecek. Ve diğer santralimizden artık erişeceğiz. O aktif durumda olacak. HA istasyon türü vardı. Burada dediğim gibi primary ve secondary seçenekleri var. Bu santralin benim primary durumda. Hea Cluster IP e, bu az önce bahsettiğim sanal IP. Yani buradan SIP hesaplarımız biz register etmek için, telefonlarımızı işte cihazlarımızı register etmek için kullanacağımız ortak IP'di bu. Buraya da boş bir IP e, veriyorsunuz yine aynı lokasyondan. Ve telefonlarımızı register ederken bu IP'yi kullanıyoruz. Hea Peer IP var. Hea Peer IP'de buraya yazdığım IP benim. Bu 192.168.187'ye yazdığım IP'im diğer santralimin e, statik IP'si. E, HAPIR MAC e, adresi var. Bu da yine diğer santralimin MAC adresi. Bunları, bu ayarları yapılandırmamız gerekiyor. E, heartbeat Port numaramız vardı. Heartbeat Port numaramıza demiştik ki 9527 default olarak geliyordu. İki santralde de bu ayarın e, düzgün bir şekilde yani aynı olması gerekiyor. 9527 default da gelir. Bu 9527 de bırakabilirsiniz. E, Hurt timeout periyot vardı. Buraya e, 3 ile 10 arası bir değer girebiliyorduk. Biz 3'e ayarladık. Yani 3 saniye minimum 3 saniye girebiliyorduk. Zaten 3 saniye içerisinde geçiş yapması gerekiyor. Ve software fault switch e, özelliğimiz vardı. Bunu da işaretlerseniz eğer herhangi bir yazılım e, arızası tespit ettiğinde santral otomatikman geçiş yapacaktır. Veya devreye girecektir. E, hardware fault switch'te de eğer analog hat kullanıyorsak bu 6302 modelimizde 2 adet e FXO bağlantı noktamız var. Bu e FXO bağlantı noktalarını eğer ikisinde de e FXO'larını bağladıysanız bunları da işaretlediğiniz zaman geçiş sırasında e FXO'larımız da otomatikman analog hatlarımızda geçiş yapacaktır. E Bir diğer menümüze bakalım şimdi. ya e Status menüsü. HA status menüsünde de her şey olması gerektiği gibi gözüküyor. Ayarlarım doğru yapılmış. Santrallerim yeniden başlamış ve sıcak yedeklilik çalışıyor diyor ki roll of current UCM aktif durumda. HA log kısmında incelediğimiz zaman burada e, geçiş esnasında bir backup atar ve bu backup'ın yani başarılı bir şekilde atılması gerekiyor ve burada e, tarih ve saat bilgisini veriyor. HA failover log'ta da ne zaman geçtiğini diyor ki promote to master yani bu diğer UCM master olarak atandı demek istiyor. Bir HA geçişleri olmuş burada bu loglardan inceleyebilirsiniz ne zaman geçiş yapmış hangisi üstünde bunları inceleyebilirsiniz. Şimdi biz testimizi yapalım ayarlarımızı ayarladık kaydettik uyguladık santrallerimiz yeniden başladı. Ben Force switch'ten geçiş yapacağım şu anda. Force switch dediğim zaman operation successful dedi ve ben benim artık ıı, diğer santralden erişmem gerekiyor. Bu santrale erişemem. Hemen diğer santralin arayüzünü açalım. Gördüğümüz gibi diğer santralimize geçiş yaptık. Şu anda diğer santralimizin arayüzündeyiz. Oradaki 187 e IP'sinden diğer santralime eriştim. <laughs> Burada Admin olarak yine giriş yapacağım. Primary olarak yapılandırdığımız UCM'in şifresini kullanıyoruz. Yani diğer santralin bir default şifresi var ya onu kullanmıyoruz. Primary olarak ne yapılandırırsak aynı şifre yani ikisi de. Hemen login'imizi yapalım. Yine bunda dashboard ayarlarını. Şu an mesela geçiş süresi. atlarımız oturmaya çalışıyor. Yine heartbeat portumuz connected. Bu UCM'in de ben firmware'in aynı olduğunu göstereyim 1.0.9.10 firmware'i var ikisinin de üstünde. Daha sonra yine sistem ayarlarının altında HA'ya Bakalım Bu e, santralimiz secondary santralimiz ama şu an biz buna geçiş yaptık ve HA'mız burada Hemen ha durumuna bakalım şu anda geçiş normal hatlarımızı kullanabiliriz geçiş tamamlandı ancak iki santral arasında bir backup e, yapıyor santralimizi. Bu tamamlandıktan sonra artık idle duruma geçecektir ve bundan sonra bu santral üstünden devam edebiliriz. Hemen durumumuzu inceleyelim. O sırada o dolarken e, logumuza bakalım. Evet, geçiş tamamlandıktan sonra burada log kısmında da gördüğünüz gibi yeni promos burada 3 adetti, 4 adet oldu. E, bu diyor ki bu santral şu an üstüne eriştim santral master olarak atandı diyor ve de birazdan dolacaktır. Burada bir herhangi bir hata alınması durumunda sıcak yedeklilik de e, bir sorun olduğu ortaya çıkar. Biz bekleyelim, inceleyelim. Orada herhangi bir sorunuz varsa sorularınızı alabilirim. Şu an santrimizin geçişini tamamlansın. Evet, geçiş tamamlandı. Artık bu santral üstünden ben e, secondary santralimden kullanmaya devam edebilirim. HA şu an bunun üstündedir. Bu aktif duruma geçmiştir. Hani Standby durumundaydı ya, az önce sunumda göstermiştim. Bu santralim artık benim aktif durumda. HA geçişim tamamlandı. Ben bu santralden kullanmaya devam edebilirim. Hatlarımda oturmuş. E, Dahilimde idle durumda. Bu santral üstünden ben artık kullanmaya devam edebilirim. ETA arayüz eğitimimiz de bu kadardı. Ayarlarımız bu kadar. E, gayet kısa ve hemen yapılandırılabilir. Çok kolay bir e, yazılım olmuş. E, herhangi bir sorunuz varsa soruyu alabilirim. Yoksa webinarımız bu kadardı. Eee Analog hatlarımızın yedeklenmesi şu şekilde, iki santralimizde aynı model olduğu için sunumda göstermiştim hatırlarsanız, network topolojisinde. iki e, hatlarımızda, yani iki santral girişine bağlıysa aynı, otomatikman FXO. Şu an benim FXO hattım olmadığı için ben burada işaretlemedim ama bu ikisini işaretlediğim zaman atıyorum iki tane FXO hattımız var, hemen göstereyim şu şekilde. Sunumu paylaşmam gerekiyor. Bir saniye. Paylaşımı değiştireyim. Et evet, şu an eğer görüyorsanız, network topolojisinde ortada bir ata cihazım var ve FXO hatlarım. Bu FXO hatlarım ikisine de bağlı olmak zorunda. Eğer ikisine de bağlıysa hangi üsem aktifse zaten FXO hattım oradan çalışacaktır. Gördüğünüz gibi Fatih Bey Evet, ana santralle yaptığınız değişikliklerde o backup kısmında geçişleri tamamlıyor. Yani geçiş olduğu zaman, e, aktiften stand-by yani HA çalıştığı zaman orada bir backup da oluyor az önce. O sıra esnasında diğerinde yapılan ayarları ona geçiriyor. O tamamlandıktan sonra ayarlarınız geçmiş oluyor. Evet, ortak IP üzerinden sadece SIP protokolünü kullanacağız. Yani hesaplarımızı register edeceğiz. Yok. Ortak IP üzerine web arayüzüne bağlanılıyor. Web arayüzlerine yine santrallere verdiğimiz statik IP üstünden bağlanılıyor. Şöyle iki santrallerin heartbeat portu var. RJ45 yani bir CAT kablosu bağlıyoruz. Heartbeat portları birbirine bağlıysa herhangi bir cihaz gerekmiyor araya. Yani santralimizin 4 bit portlarını birbirine bağladığımız durumda fiziksel olarak tek yapmamız gereken bağlantı bu. Gerisi arayüzden ayarlar. Onu da tekrar e, şu yani fiziksel olarak göstermiyorum şu an ama e, dashboard'dan gösterebilirim. 4 bit portumuz bağlı olması gerekiyor. Şöyle e, santrallerin aynı lokasyonda bulunması gerekiyor. Senin Yani evet bir yazılım üstünden ekstra bir cihaza gerek yok. 65 6510 gibi HA100 gibi bir cihaza gerek yok ama aynı lokasyonda olması gerekiyor santrallerimizin. Ve tekrar hatırlatayım şu anda dual modunda yani network ayarlarında onu da göstereyim. Network ayarlarında e, burada e, switch dual ve root modumuz var. Gördüğünüz gibi dual modunda HA'yı kullanamıyorum. Ya switch ya da root modunda kullanmam gerekiyor santralleri. Ve statik IP olması gerekiyor santrallerin üstünde. Dual modunu kullanamıyorum. Yani o aradaki heartbeat portunu <laughs> uzatarak e, ne kadar uzatabilirsin ama heartbeat portlarının birbirine bağlı ve aynı network'te olması gerekiyor bu iki cihazın. Lokalden IP yazılıyor çünkü oralara. Şu anda dual kullanımda sıcak yedeklilik desteklenmiyor maalesef yakında yine bir firmware yazılımla onda da aktif ederler. O zaman kullanabilirsiniz. Dual kullanımda sıcak yedeklik şu anda kullanılmıyor. Rica ederim. Var mı herhangi bir sorusu olan? Webinarımızı tamamlayacağız. Rica ederim. Evet, webinarımızın sonuna geldik. Webinarımız kaydedildi. YouTube kanalımızda da paylaşılıyor olacak. Oradan da erişebilirsiniz. Bu ayarlar sırasında herhangi bir desteğe ihtiyacınız olursa da her zaman memnuniyetle bize ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim katıldığınız için. Yine başka bir webinarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.